Господин Лавров. Çok teşekkür ederim Mevlüt Bey. Hanımefendiler, beyefendiler, biz gerçekten yoğun, somut ve verimli görüşmeler yaptık. Çok kapsamlı bir şekilde konuları ele aldık. Türk-Rus işbirliği konularını kapsamlı olarak değerlendirdik. İşbirliğimiz dinamik bir şekilde çok yönlü olarak devam ediyor. Koronavirüs pandemisine rağmen siyasi diyalogumuz devamlı ve sürdürülebilir bir vasıf taşımaktadır. Beşeri iktisadi alanda işbirliğimizi sürdürüyoruz. Ağırlıklı olarak üst düzeyde liderlerimiz arasındaki mutabakatları hayata geçirmek için çaba harcıyoruz. Liderlerimiz aktif olarak görüşüyoruz. Bu sene 6 görüşmeleri oldu. Ayrıca 10 Mart'ta bizim liderlerimiz video konferansla Akkuyu Nükleer Santrali'nin 3. bloğunun açılış törenine katıldılar. İlk 4 aydaki ticaret hacmini 22,5 gibi bir rakam görüyoruz ve müsbet dinamiği geliştirme adına ve geri kalan bariyerleri aşma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde müteakip 17. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı hazırlığında burada yapmış olduk. Bu toplantı yakın bir zamanda Moskova'da yapılacaktır ve Başbakan Yardımcısı Novak'ın başkanlığında Sayın Muş Beyefendi'nin başkanlığında yapılacaktır. Akkuyu'da çalışmalar aktif olarak devam ediyor. Normal düzende çalışmalar devam ediyor. Birinci enerji blokunun açılışı 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde hedefleniyor. Ve bu kapsamda kesintisiz olarak Türk Akımı'nın çalışması için çalışmalar yürütüyoruz. Biz Türkiye'nin askeri teknik işbirliğini geliştirme konusunda çalışmalarını destekliyoruz. Dostlarımızın aynı şekilde S-400 sistemlerin kendi güvenliği için kullanmalarını takdirle karşılıyoruz. Aynı şekilde koronavirüs salgını pandemisi kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatı ve aynı şekilde birlikte üretimini burada pandemiyle mücadele için önemli addediyoruz. Bu kapsamda devasa bir proje gündemde. Turizm malum aslında çok büyük bir popülariteye sahiptir. Bizim vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. Biz ileride de bu turizmin devamı için, gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk partnerlerimize şükranlarımızı ifade ettik. Kendileri her türlü tedbirin alınacağı konusunda bize teminat verdiler ve turistlerimizin sağlığı ve güvenliği için tedbirlerin alınacağını ifade ettiler. Bu son derece önemli. Özellikle havayolu ulaşımının yeniden canlanması bakımından bu önemli. Güney Kafkasya'da özellikle daha önceden varılan çözüm için mutabakat konusunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ konusunda 29 Kasım tarihinde varılan mutabakat kapsamında çabalarımızı sıkı bir şekilde koordine ediyoruz. Bakü ve Erivan'ın bu sorunda mesafe kat etmeyi için diyalog sürdürüyorlar. Biz Azerbaycan'da ortak Rus merkezinin müşterek merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz. Bu konuda somut bir şekilde fikir teatisinde bulunduk. Buradaki çabalar burada
ulaşımın yeniden tesis edilebilmesi için önem taşımaktadır. Burada bölge ülkelerin, komşu ülkelerin, Türkiye ve Rusya'nın ulaşıma katılması için zemin hazırlanmaktadır. Astana formatının üyeleri olarak ileride de Güvenlik Konseyi'nin 2254 kararı kapsamında devamlı bir şekilde etkin Anayasa Komitesi'nin çalışması için çalışma yaptık. 6. Redaksiyon Komisyonu toplantısı kapsamındaki çalışmaları ele aldık. Ve Suriye konusunda uluslararası toplantı Suriye'de önümüzdeki ay yapılacaktır. Bu konuyu ele aldık. Kuzey Doğu'da Suriye Arap Cumhuriyeti'nde ve İdlib vilayetinde durumu ele aldık. Mart 2020 tarihli protokol kapsamında İdlib'de askerden arındırılmış bölge oluşturulması konusunda çalışmaları ele aldık. Buradaki terörizmin önlenmesi için her türlü beşeri yardımın Suriyelilere destek verilmesi için mutabakata vardık. Burada bir an evvel Suriye sorunun Birleşmiş Milletler bünyesinde barışçıl bir şekilde çözümlenmesi için fikir beyan ettik. Anayasa referandumunun yapılması ve genel seçimlerin yapılması 24 Aralık tarihinde bunun yapılması konusunu ele aldık. Montreux Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda biz memnunuz. Bugün ifade edildi. Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır. Burada görüşmeler konusunda Cumhurbaşkanı bugün açıklama yaptı. Halkın sorularına cevap verdi. Olup biteni kapsamlı olarak değerlendirdi. Biz güçlenenler arasında yer almak istemiyoruz. Ama Amerikalılar Cenevre'de konuşulan bütün konuları her şeyden önce kendi çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmek istiyor. ABD ve Rusya çıkarlarının dengesi yönünden buna bakmıyoruz. Temmuz'un ortalarına kadar bir heyetimiz hazırlanıp görüşmeler yapacak. Stratejik istikrar konusunda silahların sınırlandırılması, silahların azaltılması konusunda görüşmeler yapacak. Burada Amerikalı partnerlerimizle bir anlayışımız var. Biz görüşmeleri her iki taraf kendi görüşlerini takdim edecektir. Yeni görüşmeler kapsamında iki taraf taraflı kendi tutumlarını ifade edecektir. Ve bu tür ön görüşmeler kapsamında her iki tarafın çıkarlarına uygun sonuç olabilir. Burada güvenlik dengesi son derece denklemi önemli. Burada stratejik istikrara nükleer olsun olmasın, saldırı savunma silahı olsun. Bütün bunlar bir denklem içinde yer almalı. Birbirimizden ne beklememiz gerektiğini biliyoruz. Ve bizler burada anlayışı karşılıklı kabul edilebilir tavırları ancak kabul edilebilir. Bu kapsamda ilerleme sağlayabiliriz. Diğer konulara bakacak olursak istişarelerle ilgili olarak siber güvenlik, burada diplomatik misyonların faaliyeti, aynı şekilde hapiste bulunan kişilerin durumu da ele alınacak. Siber güvenlik konusunda kapsamlı bir diyalog tesis edelim dedik. Cenevre'den sonra Amerikalılar yok ilk önce siz bu hackerleri tutuklayın da ondan sonra bakarız demeye başladılar. Ondan sonra boru hatlarını et üretim tesislerinden konuşmaya başladılar. Yani burada tuhaf bir durum var. Biz dürüst bir şekilde yaklaşmak istiyoruz. Bizim kaynaklarımıza saldırılar ne olacak? Yani burada bu ya
yaklaşım pek dengeli bir yaklaşım değildir Amerikalıların ki. Bizim diplomatik misyonlarımızın faaliyeti konusunda burada yerel personelle ilgili sıkıntı var. 180 kişilik liste veren burada Amerika personelin yerine yerli personel kullanalım diyorlar. Biz burada öğrenci öğretmen konumuna düşmek istemiyoruz. Yani burada yasa dışı olarak bizim mülkiyetimize el konuldu, diplomatlarımız kovuldu ve zincir reaksiyon böyle başlamış oldu. Burada gelin bütün hepsini bir sıfırlayalım bu olumsuz yaklaşım dedi. Amerikalılar daha sonra ilk başta 180 kişilik kontenjan verin dediler. Yani bunlar iki isme yoğunlaştılar ve bu biz bütün bu konularda görüşmeye hazırız ama münhasıran karşılıklı saygı temelinde bunları yapabiliriz. Çıkarlar dengesi temelinde bunları yapabiliriz. Biz böyle bir denge arayışı için hazırız. Amerikalılar da bu seviye olgunlaşır diye düşünüyoruz. Bütün alanlarda sorun olan alanlar çok. Bunları sırasıyla çözümler istiyorum. Bu da ilk önce istediğimi alayım, ondan sonra nasıl mutabakata varırız anlayışının bir parçası. Biz tabii ki hepimiz buradaki Suriye halkının beşeri sorunlarını ilgileniyoruz. Burada sorunların ortaya çıkış sebebini de görmemiz lazım. Yaptırımlardan başlamak suretiyle ondan sonra Trump idaresinin aldığı acımasız kararlara kadar yasa dışı olarak Suriye aktiflerine el kondu, yabancı ülke bankalarında bunlar donduruldu. Yani bu bir soygun ve aynı şekilde partilerimizin burada beşeri yardımı uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Şam üzerinden aktarmaktan imtina ediyorlar. Hükümetin kontrol etmediği bölgelere direkt girmek istiyorlar. Bu kapsamda Suriye konusunu ele aldık ve biz önceki yaklaşımımızla tavrımıza sadıkız. Norveç, İrlanda bir karar aldılar. Bütün bu söylediklerimi reddediyorlar. Avrupa Birliği'nin de mültecilere yardım etme girişimi var. Konferans düzenliyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini oraya çağırıyorlar ama Suriye'nin temsilcisi yok. Ve bu kapsamda elde edilen kaynaklar da Suriye'nin altyapısı için gönderilmiyor, mültecilere değil. Bu mültecilerin bulunduğu ülkelere, Türkiye, Ürdün'e gönderiyorlar.